Herkese selam. Bugün incelenmek için karşımızda küçük bir dev bekliyor desek yanılmış olmayız. MSI Trident A küçük boyutlarda bir masaüstü PC olmasına rağmen teknik özellikleri kesinlikle kendi gibi küçük değil. Aksine gerçekten oldukça iyi. Özellikle mini PC tipinden hoşlananlar veya sahip olduğu masaüstü PC'sini böyle sürekli gittiği yerlere yanında götürmek isteyenler için üretilmiş diyebiliriz. Asıl okunuşu Trident A ama biz yazıldığı gibi okuyalım bu videoda. Trident A diyelim. Bu şekilde daha akılda kalıcı olsun. Önce hemen Trident A'nın bir teknik özelliklerine değinelim. Daha sonra tasarım ve genel yapısına detaylıca değineceğiz. Trident A 9. nesil Intel işlemciyle birlikte geliyor. Üzerinde i5-9400F işlemcisi var. 6 çekirdekli bir işlemci i5-9400F. 2.90 GHz temel hızla geliyor ve Boost ile bu hız 4.10 GHz'e kadar çıkıyor. Oyunlar için Intel tarafında en ideal fiyat performans işlemcilerinden biri. Zaten birazdan oyun testlerimizde bunu siz de görebileceksiniz. Gerçekten iyi bir performansı var. Trident A üzerinde Mini ITX B360 serisi anakart var. Bu anakartla birlikte 2x8 dual channel olmak üzere toplamda 16 GB DDR4 2666 MHz'de bellek mevcut. Özellikle tek 8 GB ya da tek 16 GB olmaması bence çok iyi olmuş çünkü zaten 16 GB RAM oyunlar için son derece yeterli. Böylece 2x8 GB olarak RAM'leri dual channel olarak da kullanabilmemiz mümkün olmuş. Bu da bizim için daha fazla performans anlamına geliyor. Ayrıca toplamda 32 GB'a kadar da RAM takabiliyorsunuz. Depolama olarak bir tane 256 GB M.2 SSD ve bir tane 1 TB hard disk bulunuyor. Bunun haricinde sisteme bir tane daha SSD ve hard disk takabilmeniz için yuvalar var. Bunları birazdan göstereceğim. Geldik ekran kartına. Oyun performansımızı rezilde vezirde eden ana etmen her zaman ekran kartı bildiğiniz gibi. Ama Trident A üzerinde çift fanlı soğutmaya sahip RTX 2060 6 GB gibi sağlam bir ekran kartı bulunmakta. Bu sayede oyunlarda çok güzel performanslar aldık. Az sonra izleyebileceksiniz. Ses yongası olarak Realtek ALC 892 ses yongası bulunmakta. 7.1 kanal ve MSI'nin Naimic yazılımı destekli. Kablosuz ağ bağlantısı Intel Dual Band Wireless AC9462 Bluetooth versiyon 5 desteği var. LAN bağlantısı ise Realtek RTL8111H. Güç kaynağına geldik. Sistemde FSP'nin modüler 450 W 80 Plus bronz sertifikasına sahip güç kaynağı kullanılmış. 450 W olması sizi yanıltmasın. Gerçekten vaat ettiği gücü verebilen bir güç kaynağı. Zaten FSP demek güç kaynağı da kalite demek. Bu güç kaynağı da sınıfının kaliteli güç kaynaklarından biri. Sistem için gayet yeterli. Kasanın 10.6 litre hacmi var. 42 litre hacmi olan kasalara göre düşünürseniz sanırım ne kadar küçük boyutlarda bir kasadan bahsettiğimiz daha net anlaşılabilir. Ama ben boyutlarını santim cinsinden de vermek istiyorum. 12.9 santim genişliğinde, 38.2 santim derinliğinde ve 39.6 santim yüksekliğinde bir kasa kendisi ve 6,5 kiloda ağırlığı bulunmakta. Evet, şimdi canlı canlı kasayı görelim bakalım. Tasarım olarak gerçekten çok şık. Üst tarafta ve kasanın üzerinde havalandırma kanalları mevcut. Kasanın alt tarafında giriş çıkış portları bulunuyor. Kasanın sağ kapağında ekran kartı ve güç kaynağının olduğu kısımda hem ekran kartı hem de güç kaynağı için havalandırma yeri mevcut. Sol kapakta ise çok şık bir MSI ejderhası logosu. Sağ alt tarafta Trident yazısı ve bu yazının altında işlemci soğutucu için havalandırma kısmı var. Kasanın genel yapısı küçük olsa bile kasa içi havalandırma için her şey düşünülmüş ve tasarım buna göre yapılmış. Bu da soğutma performansına önemli bir katkıda bulunmuş. Oyun testlerinde sistemin ısı değerlerini gördüğünüzde muhakkak siz de bana hak vereceksiniz. Biz şimdi önce kasanın giriş çıkış portlarına bir göz atalım. Ardından kasa kapaklarını çıkartıp kasa içine derinlemesine değinelim. Ön tarafta üstte bir tane USB 3.1 Gen 1 tip C portu, bir tane USB 2.0 portu, bir tane USB 3.1 Gen 1 tip A portu ve mikrofonla kulaklık girişleri bulunmakta. Arka tarafta ise kapalı alanda DVI ve DisplayPort bağlantılarını görmekteyiz. Ancak işlemcimizin üzerinde Integra grafik işlemci bulunmadığından dolayı zaten bu portları ekran kartımız olmasa bile kullanamayacağız. Yani işlemci üzerinden görüntü alamayacağız. Tabi RTX 2060 ekran kartımız varken bu portların bizim için hiçbir anlamı da yok. Hemen üstünde klavye ve mouse'ta PS2 bağlantısı tercih edenler için PS2 portu var. Onun yanında iki tane USB 2.0 bağlantısı konumlanmış. Gaming LAN özelliğine sahip RJ45 portunun yanında iki tane 3.1 Gen 1 tip A ve iki tane USB 3.1 Gen 2 tip A bağlantıları yer almış. Üst tarafta ise 5 tane HD audio jack girişiyle
bir tane mikrofon girişi anakart üzerindeki yerlerini almış durumdalar. Şimdi kasa içine bir göz atalım, bakalım bu kadar küçük kasa içine bu bileşenler nasıl sığdırılmış, onu yakından bir görelim. Sağ taraftan başlayalım. Sağ tarafta MSI RTX 2066 GB ekran kartımızı görüyoruz. Kasaya dik şekilde monte edilmiş ve bu yer kazanımı açısından aslında gereklilik olmuş olsa da bence harika durmuş. Hem de kart çok sağlam şekilde sabitlendiği için kasayı taşırken sarsıntıdan dolayı kartın başına herhangi bir şey gelmesinin de önüne geçilmiş. Çift fanlı soğutma sistemine sahip bir kart tercih edilmiş. Kart gerçekten çok serin çalışıyor. Birazdan siz de görebileceksiniz, sıcaklık takıntısı olan arkadaşlar için bu son derece iyi bir haber. Alt tarafta ise anakartın arka bölümünü ve güç kaynağının fanını görmekteyiz. Güç kaynağı için gerekli hava sirkülasyonu bu noktadan sağlanıyor. Ayrıca anakartın üzerinde ikinci bir M.2 soket yuvamız var. Dilerseniz ikinci M.2'yi de bu noktadan anakartınıza takabilirsiniz. Kasanın sol tarafına baktığımızda ise sol tarafta 450 Watt 80 Plus bronz sertifikasına sahip FSP güç kaynağını ve B360 anakartımızı görüyoruz. İşlemci üzerinde stok soğutucu var. Ancak sıcaklık konusunda size herhangi bir problem kesinlikle çıkartmıyor. Soğutucu ile güç kaynağı arasında RAM'lerimiz var. 2x8 dual channel olarak çalışan 2666 MHz hızında DDR4 RAM'ler mevcut. İşlemcinin üst tarafına 256 GB depolama kapasitesine sahip M.2 SSD'yi konumlandırılmış ve dediğimiz gibi solda gerçek 450 Watt güce sahip olan 80 Plus sertifikalı FSP'nin güzel kaliteli güç kaynaklarından biri var. Dediğim gibi vaat ettiği gücü gerçekten verebildiği için sistemin güç açısından hiçbir sorunu olmuyor. 450 Watt olması bu yüzden sizi korkutmasın. Ayrıca ekran kartımızın dik monte edilmesini sağlayan braketi de bu noktadan görebilmemiz mümkün. Yukarıya bakarsak iki tane 2.5 inç disk yuvası daha var. Buraya isterseniz SSD ya da isterseniz gene bir 2.5 disk daha takabilirsiniz. Yani kasanın küçük olması depolama upgrade açısından hiçbir sorun çıkartmıyor. Bu da benim gibi daha fazla sayıda SSD ya da hard diskli sistemi kullananlar için güzel bir artı. Boyut konusunda kendi PlayStation'ımla MSI Trident Ağ'ın karşılaştırmasını yapmak istedim. Gördüğünüz gibi en olarak neredeyse konsolla eşit boyutlara sahip. Boy olarak biraz daha uzun ve derinlik olarak daha büyük tabii ki ama Trident Ağ'ın bir masaüstü PC olduğunu düşünürsek normal PC kasalarından çok daha küçük olduğunu ve boyut olarak masaüstü PC'lere değil de konsola daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Hatta sadece boyutla kalmıyor, 6.5 kiloluk ağırlığı da taşımada hiçbir zorluk yaratmıyor. Yani olaya masaüstü PC'yi bir yerden bir yere giderken yanında taşıyabilmek olarak bakarsak alıp çok rahat arkadaşınıza giderken ya da seyahate giderken götürebileceğiniz bir PC olduğunu söyleyebiliriz kendisinin. Tabi her zaman söylediğimiz gibi bu tarz sistemler alıyorsanız yazılım kısmında oldukça önemli. MSI Dragon Center yazılımı sistem hakkında her türlü kontrolün elinizde olmasını amaçlayan bir yazılım. Bir de bu programlar eskiden çok karma karışık olurlardı. Artık güncellenerek iyice kullanıma kolay hale getirildiler. Fan kontrolü, işte overclock yönetimi, sistem update'lerini kontrol etme ve bunun gibi birçok özellik için bu sistemi alanlara bu programın kullanılmasını tavsiye ederim. Aynı zamanda ses yongasından bahsederken söylemiştik. MSI'ın ses konusunda iddialı yazılımı olan Naimic'te Trident Ağ'da destekleniyor. Ses performansını artıran yüksek tanımlı bir ses teknolojisi Naimic. Standart stereo ekipmanınızda sanal 7.1 sesin de tadına bu program sayesinde varabiliyorsunuz. Evet, tüm teknik özelliklere detaylıca değindik. Tasarımdan önemli bahsettik. Kasa içine derinlemesine baktık. Artık sırada Trident Ağ'ın oyunlarda neler yapabildiği var. 10 tane AAA oyunda Trident Ağ'ı test ettik. Bakalım i5-9400F işlemcili RTX 2066 GB ekran kartlı, 16 GB 2666 MHz DDR4 RAM'li Trident Ağ oyunlarda nasıl bir performans vermiş ve sistemin soğutma performansı nasılmış? Şimdi hep birlikte canlı şekilde izleyelim.
MSI Trident Ağa'nın oyun performansını canlı şekilde izledik. Soğutma performansı da gördüğünüz gibi oyun performansı gibi oldukça iyiydi. Özellikle küçük bir kasaya sahip olduğu için soğutma konusunda devasa masaüstü sistemler gibi bir soğutma sistemini bu yapıda bir kasadan elbette beklememek gerekir. Ama açık söylemek gerekirse ben bu sistemin oyunlarda daha sıcak çalışacağını düşünmüştüm. Tahminimin tam tersi çıktı, beklediğimin çok altında sıcaklıklarda çalıştı. Özellikle işlemci konusunda 80'in üstünü sıklıkla görebileceğimizi düşündüm fakat 77 üstünü neredeyse hiç görmedi sistem. Benim gibi sistemin sıcaklık konusunda sıkıntı yaşayabileceğini düşünen arkadaşlar da olabilirdi. Onların da bu sonuçları görmesi ve akıllarında bu konuda soru işareti kalmamasına yardımcı olmamız önemliydi. Bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığını da hep birlikte gördük. Onun dışında masaüstü sistem almak istiyorum ama taşıması zor. İşte ben arkadaşıma giderken ya da bir yerden bir yere giderken yanımda götürmek istiyorum diyenler için Trident A tamamen ideal. Neredeyse konsol boyutlarına ve ağırlığına sahip olduğu için size taşıma konusunda sıkıntı da çıkartmayacaktır. Eğer küçük ve taşınabilir masaüstü PC arayışınız varsa bu sistemi kesinlikle tavsiye ederim. Trident serisinin birçok farklı modeli mevcut bu arada. Daha üst seviye olan modelleri de var. Artık bütçenize göre tercih size kalmış. Fiyata gelirsek görebildiğim en düşük fiyat 8000 TL civarındaydı. Ama kampanya falan denk getirirseniz fiyat mağazadan mağazaya değişmekle birlikte daha ucuza da bulunabilir diye düşünüyorum. Evet, umarım MSI Trident A hakkında tüm sorularınıza cevap olan bir video olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.